Oo. Çok beceriksizsin ya. Beceriksiz miyim? Evet. Kalk. Kalk gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ilk defa serisine daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla küçük bir aramızda münakaşa oldu. Bana oyun oynarken beceriksizsin dediler. Zaten beceriksiz. Değil çocuk. Şimdi hiç vakit kaybetmeden poligona gidelim. Bu arada benim kanalımda hiçbir başarı ödülsüz kalmayacak. Yani bakalım birinci kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Kim en iyi shot'ı yapacak bakalım. Hadi hiç vakit kaybetmeden gidelim şimdi. Evet arkadaşlar, şu an biz poligondayız. Geldik, girişimizi yaptık. Siz oraları göstermeniz. Hocamla beraberiz. Şimdi hocam bize güvenlik açısından neye dikkat etmemiz lazım onları gösterecek. Bunlar çok önemli. İlk başlığını söyleyeyim. Dışarılarda makandalık yapmayın. Gelin burada atışınızı yapın. Şimdi hocam bize ince detaylarına kadar anlatacak. Hocam evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle bizim için tetik disiplini dediğimiz şey çok önemli. Evet. Poligona geldik. Sonra bu unsura dikkat etmemiz. Hayatımızda her zaman karşımıza çıkacak durumlardan bir tanesi. Bir arkadaşından tabancasına bakmak için alırsın, buna dikkat edersin. Çünkü Türkiye'deki en çok yaşanan kazalardan bir tanesi tetik parmağı disiplini yapmayan kişiler tarafından gerçekleşir. Niye? Gösteriyorum. Sesli kurdu, bam! Sonrasında da malum durumda. Şimdi arkadaşlar, ilk kuralımız tetik parmağı disiplini. İkincisi, tabanca tüfek gibi tepmez. Tabanca şahlanma gerçekleşir. Mermi çekirdeği namluyu terk ettikten sonra. O yüzden kunduz kuyruğu dediğimiz bu yer el perdemize net bir şekilde oturmalı. Evet. Bunun amacı şu, patladı, bam. Boşluk var, patladı, bam. Dolayısıyla kontrolü daha iyi sağlarız. Anladım. Tabanca tutuşa geldik. Solak olan var mı aramızda? Yok. Şimdi arkadaşlar. Bak. Evet, tabancamızı kavradıktan sonra sağ elimizde yardımcı elimizin işaret parmağının bitim noktası kor kulağa dayanmalı. Buradaki boşluğu ise avuç içimizde net bir şekilde kapatmalı. Parmağımızın burada olması bize hiçbir şekilde bir şey kaybetmez. Ama hocam geri gidecek bu. Şimdi bir şey bakın, olmaz mı? Hemen şöyle göstereyim. Evet, namlu önünde kimse durmasın. Tabancamız boş ve güvenli. Hatta mekanizmamızı geri alalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Evet. Kendi yolunda gider gelir. Bu bana ne kazandırır biliyor musun? Sana bakıyorum. Evet. Sana bakıyorum çöp kutusundayım. Sana bakıyorum varildeyim. Sana bakıyorum askılıktayım. Yani bu senle şöyle bakarken bak şuradaki yeri gördün mü der gibi. Evet. Anladın mı? Anladım. Sonrası ince ayar. Evet hocam. Sonra geldik. Nişan hattını oluşturmaya. Göz, gez, arpacık. Arpacığa geç çukurundan baktıktan sonra arpacığı net bir şekilde görüyorsun. Sağ sol eşit, gördüğün gibi bu geç çukuruna oturtuyorsun. Evet. Üst silme. Nereye vurmak istiyorsun? Herkesin hayali onu vurmaktır ya. Seninki de odur muhtemelen. Şimdi evet. Onu hiç görmeyeceksin. Arpacığı net göreceksin, hedefini flu. Bundan sonra ise nefes kontrolü. Bir birim çektin, bir mum üfledin. Kalan oksijen senin atış yapana kadar oksijen açtığı hissetmene neden olmayacak. Yani sen çektin nefesi, bıraktın, nişan hattını oluşturdun, nefesini tuttun, atış yapana kadar oksijen açtı, yaşamayacaksın. Tamam. Bundan sonra ise en önemli kısımdayız. 4 unsuru 10 numara yaptın ama tetik ezerken yaptığın hata sana burada sonuç olarak iyi yaptıysan olumlu, kötü yaptıysan olumsuz olarak dönecek. Şimdi tetik ezmek ve çekmek arasında iki tane kavram var. Evet. Şimdi sizden yapmamanızı istediğim şeyi gösteriyorum. Her şey tamam. Duruşum, tutuşum, nişan alışım olayı. Okey. Bam. Namlum düştü, gördün mü? Bir daha yapıyorum. Gör. Namluya odaklan. Bunu yaparsan burada yaptığın, merkezde yaptığın 1 milim hata
Orada sana 5 santim fark eder 5 metre. Hmm, şey ne kadar mesafe uzarsa bu çığ gibi büyür. Anladım hocam. O yüzden sizden yapmanızı istediğim şey şu. Baktığın her şey 10 numara. Duruş, tutuş, nefes kontrolü, arpacıyı getirdin, gözün içine yerleştirdin. Patlamayı düşünmeden eze. Tamam. Tepik düştü. Anladım hocam. Tamam. Patlamayı düşünmeyeceksin. Şu an daha çok heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Ama sana söyledim. Benimle atış yapmak heyecandı. Neyse konumuza gidelim. Ya şimdi arkadaşlarımın hepsi tecrübeli. Askerliklerini falan yapmışlar. Aralarında en tecrübesiz benim. Rahat ol, sen onlardan daha iyi vuracaksın. Onlarla bir de bir meydan okuma oldu. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bunu herkese söylerim. Atış atmak ciddi bir kavramdır. Evet hocam. Dolayısıyla ciddiyeti korursan ve sana söylediğim 5 parametreyi adım adım harfiyen uygularsan emin ol ki neye iddiasına girdiniz bilmiyorum ama iddiayı kazanan sen olursun. Ya birinciye bir güzellik var da bakalım şimdi ne olacak. En güzel yanın ne biliyor musun? Evet. Sen daha hiç atış yapmadın. Evet. Şimdi bunlarda atış yaptım kompleksi var. Ben bu işi biliyorum. Sen bilmiyorsun. Ama öğreniyorsun. Şu an sizi onlar da dinliyor bak. Onlar da dinliyor şu an sizi. Ama biz doğru bilgileri uyguladığımızda ki hayatın... Ya bu bilgiler benim için çok değerli gerçekten. Patlamayı düşünme. Arpacılığa odakla kendini. Artan bir kuvvetle. Yani şunu gösterebilirim sana. Parmağımı tetik olarak varsa. Parmağının orta etli kısmıyla artan bir kuvvetle tetiğe bas koyun. Tamam. Püf nokta. Bunu kimseye söylemem. Para istediğim karşılığında bu bilginin. Şimdi sağ elin iki tane fonksiyonu var, tamam mı? Evet hocam. Bu fonksiyonlardan bir tanesi tabancayı tutmak, ikincisi tetiği ezmek. Şimdi ben bu elimle silahı sıkarsam, bunları da getirip böyle Kadir İnanır gibi tutarsam, çok özür dilerim. Şöyle, bakın bunlar çok Türklerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi. Özellikle ben biliyorum diye, atış yapmayı biliyorum diye gelip gelen arkadaşların çoğu atış yapmayı falan bilmiyor. Onlar sadece düğün atıcısı. Tamam, biz burada sniper da yetiştirmiyoruz. Ama istiyoruz ki halkımız bilinçlensin. Bu silahın sadece eğlence amaçlı olmadığını, eğer eğleneceksen de sokaklarda, düğünlerde, orada burada değil, gel poligonlarda eğlen. Sizin evet. Gibi. Evet hocam, en iyisi, en güvenlisi. Şimdi, az önce anlattığım konuya dönersek, sağ elin iki fonksiyonu var. Sağlakların, solakların da tam tersini düşün. Geldim, tabancayı tuttum. Şimdi ben bunu sıkarsam kasılmış olan elimle işaret parmağımı rahat hareket ettiremem. 1-2-3 de eyvallah. Bak bunun iddiasını da yaparım. 1-2-3 de eyvallah. Kaliteli atış yaparsın. O da kollar zaten kaslar yorulmamıştır. Sonrasında artık hata gelir. %30 sağ elle, %100'lük bir güçlülüğümü düşün. %30 sağ elle, %70 sol elle destek verirsin. Şöyle. Bu elim rahat hareket edecek. Evet hocam. Gördünüz mü? Eğer sıkarsam ne olacak? Bileği katacağım bu sefer. Anladım. O yüzden sağ elinizi sıkmayın çok fazlasını. Tamam. Solla destekleyin. Tamam hocam. Evet. Kimle başlıyoruz? Şu an ısınma demiştiniz. Evet. 5 el. 5 metreyle 5 atış yapacağız. Sonra 10 metrede de 10 atışla yarışmayı bitireceğiz. Tamam hocam. Şimdi kazananın ne alacağını bilmiyoruz. Onu şu an kararlaştım. Şu an kadar bilgi verdim. Biraz git ileri. Atış serbest. Açıkçası bir heyecanlanmadım değil. Gel kardeşim. Ama bak sana ikili kesiyor. Evet öncelikle tabancamız boş. Emniyette kontrol edelim. Elle gözle evet. Atım yapar boş. Şimdi tabanca tutuşunu gerçekleştir. Hocam bir daha şey yapar mısınız? Hemen yapıyorum. İlk kural neydi? Tetik parmağı düşün. Oo, hemen hata yaptım, gördünüz mü? Abi ben bekarım ve evlenmedim. Hocam... Ben de reklam yapayım. Tabii. Şimdi Muhammed, çok fazla geriye yaslanmanı istemiyorum. Vücudunu benden öne kırk kardeşim. Dur, çok da kasma kendini. Ayakları bir omuz genişliyor çek. Şimdi baktığında, baskın gücün hangisi? Kapatabilirim bunu. Sağ. Tamam, süper. Şimdi baktığında buradaki çukura, kırmızı noktayı gördün mü Muhammed? Hocam, elinizi bir çekersin. Çekersem olmaz. Çekmeden görmemiz. Şu an siyah noktayı görüyorum. Kırmızıyı istiyorum ya. Hocam gözlerim biraz bozuk benim. Ha şu an gördüm. Şu an tamam. Görmeyen istediğim sağ sol eşit buradaki boşluğa oturacak. Evet hocam. Bu geldi 10 numaranın tam üstünde. Tamam. Şimdi tetiği yavaş yavaş ez. At. Bravo sana harika. Üstüne var ya kovan koysaydım düşmezdi. Allah Allah. Tabancada 5 tane vermemiz olacak. Evet hocam. Tabancamız yarı otomatik bir tabanca. Dolayısıyla boşa atacak, doluya alacak. Boşa atacak, doluya alacak.
Şimdi bak. Şu an mermi aldın mı? Hayır, mermi almadım. Oh şükür. Şimdi şarjörün takılı olduğunu varsay. Evet hocam. Üst kapağı çektim, bıraktım. Tabanca dolu. Attım. Boşa attı, doluyu aldı. Boşa attı, doluyu aldı. 1, 2, 3, 4. 5 de kaldı. Evet. Bunu her zaman yapmayabilir. Bazen şarjörle ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla tabanca bu şekilde olabilir. Mermi dikikken. Evet. Ama mermi herhangi bir problem yoksa, şarjörde de bir sıkıntımız yoksa tabanca bu şekilde gelir. Evet. Bende mermi bitti der. Evet. Tamam, her ne olursa olsun namlumuz her zaman ölü noktaya gösterecek. Evet hocam. Silah bırak, komutuyla silahı bırakıp bir adım geri alıyorsun. Atış serbest komutuyla da başlıyoruz. Silah bırak komutuyla bitiriyoruz. Tamam hocam. Tamam. Anlamadığın bir yer var mı? Yok. Harikasın. Hadi bakalım. Şarjör bakalım. Hocam. Evet. Evet. Şunu düzelt kardeşim. Harikasın. Tetik hatası yapmadı bak. Bak nereye yaslanma Muhammed. Vücudunu kır benden öne. Evet. 5 metre 5 atış. Getir bunu. Yerleştir. Evet. Serbest. Ez 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 ez. Var mı? Çok güzel bir yerden vurdu. Bunun dilinden vurdu. Patlamayı gördün artık. Daha, daha sakin. Daha iyi. Bravo. Bunun sıfırından vurdu. Var mı? Evet. Şunu. Harikasın. Kime bak. 5 atış yok. İki tane ondan, iki tane de 9'dan. Bu 9'ları vurma sebebin tetik evet. Hatası. Ama sizin dediğiniz aşağı yedim bir anda. Atlamayı evet. Düşünme, tamam mı? Evet, seninle de 5 atış. Çok acayip güzel, heyecanlı. Çok elim küçük dipti. Bak elim terledi, bu soğukta elim terledi. Ama burası sıcak. Hocam Canik miydi? Canik, EB9, Elite S Combat. Harika bir tabanca, çok sevdiğim bir tabanca. O yüzden sizlerle bu tabancayla atış yapmak istedim. Ya keşke bu gerçek olsaydı hocam. Bu ısınma değildi. Çok iyi ateş. Dur daha bak. Sağ ol hocam. O yüzden sana diyorum ya. Benim atışım. Evet. Bunu yapar. 10 metrede de onu yapar. Evet şu bu sefer ısınma turuydu. Bu 5 metre. Şimdi, evet hocam. En başarılı insanlar kimdir biliyorsun? Relax olmalı. Hayatta da böyledir. Kaybedecek bir şeyin yok. Ya da varsa da çok önemli değil. İyi olursan kazanırsın. İyi olmak için relax olma. Evet hocam. Tamam. Bu da git not. Yarışmadan önce rahatlayın. Sakin olun. Şimdi 5 metreden attık. Bu ısınma turu şimdi gerçeğine geçince 10 metreden atacağız bakalım. Kim? Birinci olacak. Bak konuşamadım heyecanla. Şimdi Hamide sıra. Destekle bununla. Kurasınla. Ayakları biraz önce üstüne aç. Vücut benden öne kırık. Kaldır tabancayı. Sen silaha göre şekil al. Bak, tabanca sana göre çekiliyorsun. Valla sen çok tehlikeli duruyorsun ya. İlk gördüğüm yılan içi dedim çocuğum. Patlayacak ya. Bırak patlasın. Ne bir şey yok. At, at bakalım. Çek şunu. Efsane. At vur. Ooo ondan vurdun. Harikasın. Çekil değil. Az önce fake attım sana. Ya. Al bakalım kardeşim. Evet. 5 metre 5 atış. Atış serbest komutuyla başlıyoruz. Silah bırak komutuyla bitiriyoruz. Atış serbest. Evet. Atlamayı düşünme. Bak, beni dinlediğin zaman ondan vuruyorsun. Beni dinlemediğinde... ...dokundan vuruyorsun. Bakalım. Bizleri beğenmezler. Evet, ne geldi? 2 10, 2 9. Güzel kardeşim. Ne var, bence güzel. Yani şu an durumlar aynı ama bunu 10 metrede göreceğiz. Çünkü burada yaptığınız 1 milimetrelik hata orada 10 santim olacak. Evet. O yüzden bunu üstüne basa basa söylüyorum. 10 atış yapacağız. 100 puan üzerinde. En çok puanı alan kazanır. 3 kişilik bir challenge. Hadi bakalım. Ellerim barut kokuyor galiba. Şu an 3'teyiz. Senden çok umutluyum. Hepimiz aynı şeyi söylüyorsunuz. Elini at bakalım. Yiyorsun tabancayı aşağıda. Evet. Evet. Yaparsın. Silah parmağı olur usta. Evet parmağın dışarıda olsun. Yanındayım. Eşit de gezer hocam.
Evet, arpa şu yaptı. Ayaktan ne açıyor yine? Atış serbest. Getir arpacıyı gezin içine. Bravo. Harikasın. Devam. Bak buradan. Bu boşluğa getir kırmızı noktayı. Bunlar. Devam. Bravo. Arpacı şöyle koyacağız. Çok güzel. 10 dakika. Harika. Silah bırak bir adım geri. 5 mermi 9'da toplamışsın ama grupmanın gerçekten çok güzel. 10 metrede de aynısını yaparsan yani yüksek arpacık hatası yapma. Burası biraz sanki yüksek arpacık hatası gibi. Her bilgiyi sizlere verdim. Şimdi artık babamın oğlu olsa kimseye ekstra tepkiyi yavaş et, arpacığa dikkat et. Bunun gibi bir şey artık kimseye söylemeyeceğim. Tamam. Çünkü artık bir yarışma içindeyiz. Evet. Gerekli eğitimi de biraz sizlere verdiğini düşünüyorum. Hala biraz daha yavaş, sakin olacağız. İyi olan kazansın. Kazansın. Dediğim gibi tekrar burada yaptığınız 1 milimetre kata orada 10 santim. Çok özür dileyerek gösterim. Yoruldun. Parmak dışarıda. Çek göğüs. Ya da alt 45. Evet. Tamam. Kan akışını sağladın. Yeniledin. Tekrar çıkabilirsin. Tamam. Anlaşılmadık bir şey var mı? Yok hocam. Süper. 10 metreye atış yapıyoruz. Evet. Hocam şunu çıkartabilir miyim? Tabii ki de. Bakın şimdi. Kardeş, şunu mi alır mısın? Hemen şimdi. Rahat olmak istiyorsan. Yok şu an gayet iyi. Kulaklıkların sağlam. Hazır mısın? Hazırım hocam. Al bakalım. Of. Bunu... Hocam... Tutuşum iyi mi? Ben dedim. Babamın oğlu olsa artık. 10 metre 10 ateş. Komutla atış serbest. Favorim sen. Hocam şunu ileri atabilir miyim? Nasıl atılıyor böyle? Şarjörü çıkar. Evet. Şarjör düşürme mandalını aşağı doğru indir. Evet. Şimdi böyle, tetik düşür boşa. Böyle mi yapıyorsun? Aynen. Temiz diyorsunuz. Tamam temiz. Tetiğini de düşür. Şimdi temiz. Ha şimdi temiz. Evet. Sağ olun. Bu ilginç. Oh. Oh. Evet artık puan sistemine başladık. Evet Muhammed. Pon atış yaptı. 46. 46 puan mı? Evet 46. Tetik hatası çok fazla yaptık. Aa. 46 puan aldık Muhammed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 evet. Tane atışım dışarıda bak. Bir tanesi burada. Bir tanesi yalamış geçmiş. Bir tanesi de burada. Yani ne dedim? 1 santimlik hata. Evet hocam. Ben bunu yaptım çok. Kendimi evet. O kadar zor tuttum ki yapma bunu yapma diye. Adaletli olmak lazım. Ama ona yaklaşmışım. Şunu söyleyeyim. Aynen. Güzel puan. Daha yeni başladım. Daha sırada iki arkadaşlar. Evet hocam. Ben kağıdımı alıyor muyum? Alabilirsin. Alabilir. Hadi bakalım. Ha. Heyecan var mı abi? Heyecan bitiyor ya gerçekten. Şu bir atarken oluyor. Biraz... Üstten geçerken sana bir şey... Almış. Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum gerçekten. Hazır mısın? Al bakalım. Of. 10 metre spor ateş. Atış serbest. Favorim sensin abi. Silah bırak, silah bırak.
Evet, Mustafa tek bırak. Elle gözle. Kötük düşür. Silah bırak. Harikasın. Kim izlemedi? Hata yaptım. Bakayım. Oo, helal olsun lan. Çift vurmuş adam. Evet. Atos. 2, 3, 4, 5. 9 kere 5, 45. 85. 92. Nasıl olacak? Öyle olmaz. Bize tamam olur. 1, 2, 3, 4, 5. 89. Helal olsun. 89. Favorim sensin dedim ama hala yarışma bitmedi. Yani bu arada 25 yılından beri tantır oynuyorum. Aklında olsun. Hadi Orhan. Var mı? 10 metreye 10 ateş. Düşünü düzelt. Harikasın. Sen silaha göre çekil. Alma. Silah sana göre çekil. Alsın. Mermi var. 10 metre 10 ateş. Değişti. Hocam bana yardım etmemiştin. Adam sanki her defasında onu atacakmış gibi bekletiyor. Güzel. Taktik değiştirdi bak. Üst kapak çek bırak. 83. Şimdi dedik 10 metrede 89 puanla şu an birinciliği aldı. Buyur kardeşim. Helal olsun kardeşim. Bunu evde duvarasın. Muhammed Sıfan dedik. Çok güvendik. Harika atışlarla 46 puan yaptı. Muhtemelen biraz deli bu arkadaş. 46'yı yakalamaya çalıştı. Sonuç 46'cı. FBI'den çok yetkin var ulan benim. Deli derken yiğidin aslında deli. Atın içine doğru derler. Teşekkürler. Eyvallah. Evet. Oğuzhan çok güzel bir çıkışla başladı. 10 üst üste çaktı. Sonra 4 atış 9'a. Kolları dinlendirdi ama sonra 1-6-1-5 atarak bitirdi. Hedefin dışına çıkmadı. 83 puanla bitirdi. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, en sonuncu oldum. Üzgünüm. Çok üzgünüm çünkü arkadaşlarım bunu bana ödetecek büyük ihtimalle. Evet hocam, sırada ne var? Sırada ne var? Siz ne dersiniz, biz okuyuz hocam şu an. 357 Magnum. Ya da 38 Special. Atabilirsiniz bu tabancayla tamam. Sarsılmaz SR38. 6 inç. Tamam, bu tabancayı tutarken ve nişan alırken bazı farklılıklar var. Bu farklılıklardan bir tanesi. Yine duruşumuz, her şeyimiz aynı. Tutarken bunu yapıyoruz. Topa elimiz uzanmıyor. Çünkü burada bir alev göreceksiniz. Duruşumuz bu. Korkmalı mıyız alevden? Korkma, ışığı gör. Çünkü ışığı görmek çok büyük bir zevk haline gelir. Tamam hocam. Artı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun kocaman bir arpacığı var. Evet. Gezden baktığımızda, göstereyim. Gezden baktığımızda bunun yine az önceki mantık sağ sol eşit üst silme, bunun en üstünü sıfırlıyoruz. Evet. Geldik atışa. Her defasında yani çift hareketli bir tabanca. Bu şekilde de atış yapabilirsin ama çok fazla yük bindirmen gerekecek. Yük bindirmen gerekecek. Bu da senin atış kaliteni bozabilir. O yüzden horozu çektin. Tetik yumuşar. Bu şekilde atışını yapabilirsin. Tamam hocam. Kimle başlıyoruz? Hocam ben en son başlayabilir miyim? Ha, ilk sen birincisi, sen at. Hadi. Hayır sen at sen. Ben bu silahtan biraz korkuyorum. Hayır sen at sen. Korkularım üstüne gidiyorum. Tamam, korkularım üstüne gidiyorum. Hadi. Ya videoda falan izle, böyle geri gidiyor bazılarında da ondan korkuyorum. Gel bakalım. Evet hocam. 5 metrede atacağız. Ooo 5 metrede. Hocam nasıl tutuyoruz? İlk önce şöyle. Doğru. Şu horozu çek.
Çek orozu. Çek geriye. Evet. Siz işaretini oluştur. Hocam. Şurayı göreceksin Muhammedciğim. Ona vuruyorum. Ona vur. Muhammed. Bismillah. At. Efsane. Evet. Efsane barut koktu. Çek kardeşim. Mükemmelmiş. Evet, horozu çek. Sağlam dur. O kadar büyük patlayacak ki böyle. Dağ gibi dur. Serbest komando. Hadi be. Evet. Tam üstüme vurdu. Şimdi gördünüz mü? Nasıl? Çok güzel. Gel kardeşim. Olsun. Sen de. Hocam bu çok fazla çukur dizisi. Parmağını buraya alma. Çünkü toptan bıraksan alev görecek. O yüzden parmağını kızartsın, yoğun dizisi diyorsan içini de tutturacağım. Şimdi horozu çek kardeşim. Horoz şu. Evet, hazır mısın? Hazırım. O zaman at. Gerçekten barut kokuyor. Oo. Tamam uzunca. Sere 357 artık. 38 atmıyoruz. Magnum. Tabii 38 kız işi. Biraz daha güzel. Bunda çok güzel bir tecrübeydi gerçekten. Evet arkadaşlar, şu an poligonda işlerimizi hallettik. Gördüğünüz üzere sonucu oldu. Şimdi arkadaş sonu şeye sürüyor. Kardeşim fazla zengin bir yere gitmeyelim. Güzel bir yerde yemek yiyeceğiz arkadaşlarım. Öyle bir şey istediler. Ya reklam vermeyelim. Kaliteli bir yemek restoranına gideceğiz. Yemek restoranı. Kaliteli bir restorana gideceğiz. En an bedelini ödeyeceğim. Düzgün ateş atabilseydim zamanında, öğrenseydim. Ben sana akşam öğreteceğim. Ama var ya, gerçekten çok çok ama çok stres giderici bir şey. Çok hoşuma gitti açıkçası. Yani en sondaki attığımız Magnum gerçekten çok güzeldi. Aynen. Magnum'daki Vekil'in kullandığı silah aynısı ya. Ben onu çok sevdim ya. Kesinlikle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yemek yerken de bir video gelir belki. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz, beğenip abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Daha iyi videolar için abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. Peki bu Passat'ın videosu gelmez mi? Passat 2021 aşiret arabası. Bu tuş ne? Bu ne? Off yazıyor.